Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ben Yonca. E, Tom kedimizin gövde bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi ayaklarımızı yapmıştık bir önceki bölümümüzde. E, bizim işaretimiz şurada ikinci ayağımızda ipimizi koparmıyorduk. İşaretimiz şuradaydı. E, yan tarafa gelmek için çünkü bacakları yanlardan birleştireceğiz iç kısımlarından. Yan tarafa gelmek için işaretimizi biraz taşıdık. Yani ilmeklerimizi yana kadar ördüm burada zaten sıramız yeniden başlayacak şimdi bacak birleştirmemizi nasıl yapıyoruz onu anlatacağım size 5 e, ilmekle birleştireceğiz bacaklarımızı şöyle tam ortalı, ortaladığımızda yani şu ön kısımdan da göstereyim şu şekilde tam ortasını bulduk Burayı tamamen göz kararı yapacağız burada sayılar vermeyeceğim e, iki bacağımızı da böyle ortalıyoruz arkadaşlar ee, şöyle ortalı durması gerek yani şu şekilde tam ortasına gelmesi gerekiyor o 5 ilmeğin ben böyle işaretledim buraları ee, size de kolay göstereyim hem de kendime de kolaylık olsun diye ilmeğim zaten burada 5 ilmekte bu şekilde şuraya işaret koydum karşısına da aynı şekilde gelecek tarzda zaten böyle yaptığımda burada da 5 ilmek kaldı burada da 5 ilmek kaldı ee, muhtemelen ortalamış oldum yani dediğim gibi tamamen göz kararı yapacağız. Ördüğümüzde de şurayı birleştirdiğimizde tam şöyle ortasında iki bacağın ortasında kalmış olacak. Bir örelim bakalım ee, düzgün ayarlamış mıyım. Ona göre eğer düzgün değilse de düzelteceğiz artık birlikte. Ee, bu tür yerler tamamen göz kararı oluyor aslında. O yüzden şimdi 5 ilmek örüyorsun bir koyalım yere. Burada şimdi 5 ilmek öreceğim. Bunu 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 Bir zincir çekip geri döneceğim. Tekrar 5 ilmek olarak devam ediyorum. Bu ara boşluğu vermek adına 3 sıra boyunca bunu bu şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 5. Tamam. Tekrar bir zincir çekiyorum. Döndüm. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi örüyorum. 3 4 ve 5. Evet. 2 sıra oldu. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Toplamda 3 sıra. Ondan sonra yine aynı şekilde 5 ilmekle karşı iki bacağı bağlayacağız. Evet 5 ilmeğimizi ördük. Şu şekilde bir şeklimiz oldu. Şimdi bunu karşıdaki işaretlediğimiz ilmeklere şu şekilde bağlamış olacağız. Yani bacak aramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde birbirine bağlanmış olacak. Bağlayalım onu da. şöyle alıyoruz işaretimizden gelecek şekilde arkadaşlar çok özür diliyorum bir düzeltme yapacağım ee, bir sıra fazla örmüşüm bakıyorum bakıyorum bir aksilik var birleşmiyor ilmek tersa dönüyor diyorum ne oluyor Mersen bir sıra fazla örmüşüm şöyle söyleyeyim size ee, ilk burada ilmeğimizi devam ettirerek 5 ilmek ördük ya o birinci sıramız sonra döndük 2 döndük 3 ee, yani şurada fazlalık olarak gözüken aslında 2 sıra olacak bir sırada diptekini de sayıyoruz çünkü ilmeklerimizin buradan böyle birleşmesi gerekiyor ben bu tarafa gelince birleşmedi oradan fark ettim bir aksilik olduğunu şimdi e, ilk ördüğümüz ilmeklerle birlikte sayarak 3 sıramızı örmüş olduk. Yani ilmeğimiz şu başta olacak arkadaşlar ayak ucuna doğru bakacak. Öyle de söyleyeyim size kolaylık olsun. Şimdi bu ikinci bacağımızı birleştiriyoruz. İşaret koymuştuk zaten yerlerimize. Hemen ilk ilmeğimizden batarak karşıdaki ilmeğimize de batarak birleştiriyoruz. 1 Bir, 2 ilk ilmeğe batmadım sanırım bir saniye hemen geri alayım Şöyle bir zincir çekeyim de dönmek kolay olsun evet ilk ilmeğe batmadım örgü zaten hemen gösteriyor kendini yaptığınız hataları hemen şöyle tekrar düzelttim birinci ilmeğimi battım ikincisine batıyorum 3 4 ve 5 Evet 5 ilmeğimizi de bağlamış bulunmaktayız bacaklarımıza. Şu şekilde Şöyle göstereyim size de. Böyle ortalı duracak. Gayet de muntazam görünüyor yeri. Aynen. Baktığımızda şu şekilde ayaklarımız da düz duruyor. Bedenimizin de kıvamı iyi. Aynen. Doğru yerdeyiz. Böyle baktığınızda orantılı gözüküyorsa gözünüze zaten doğru yerdesinizdir. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Bacağımızı bağladık. Şimdi buradan bu şekilde devam ediyoruz etrafından burta buraya kadar. Şuraya geldiğimizde burası bizim başlangıç noktamız olacak. Şuradan şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde dönüyoruz etrafını, bütün ilmeklere batarak dönüp buraya geldiğimizde burası yeni başlangıç noktamız olacak arkadaşlar. Tam böyle arka bacağın arka kısmına geliyor. A kısmında söyleyeyim Daha doğrusu Bu turu tamamlayalım. Ondan sonra ilmeklerimizi sayalım. Bu turun tamamlandığında 66 ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar eksiğimiz fazlamız çıkarsa ona göre ayarlamamızı yapalım. Sonumuz 66 ilmek olsun. Şimdi tek tek ilmeklerimize batarak bütün çevremizi dolaşacağız arkadaşlar şu iplikler artık ihtiyacım yok. Bunları çıkartıyorum yeni bir sıra başı ilmeği ipi koyacağız zaten. Şimdi böyle her bir ilmeğime tek tek batarak etrafımı dönüyorum. Şunu da içeri alalım. Bu şekilde hiç eksiltme arttırma yapmadan bütün etrafımızı dönüyoruz. Sayımızı kontrol ediyoruz. Eksiğimiz fazlamız varsa son ilmeklerde ona göre ayarlamasını yapalım arkadaşlar. Sonunda 66 ilmeğe ulaşalım. Evet arkadaşlar tam tur bu şekilde döndük. Başlangıç noktamıza geldik. Toplamda 66 ilmeğimiz olacak dedik. Benim 66 ilmeğim çıktı. O yüzden herhangi bir arttırma eksilme yapmayacağım. Şimdi işaret ipimizi yerine koyalım. Ve ikinci sıramızdan devam edelim. Şöyle. Şuraya yerleştirdik işaretimizi. Şimdi 1 ve 5x yapacağız arkadaşlar. Yani 1 çift batacağız. 5 tek batacağız. 1 çift battım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bir tane şif batıyorum. Sıra sonuna kadar bunu 11 kez tekrar etmiş olacağız. Böylelikle sıra sonunda 77 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde 1 ve 5x yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 11 kez toplamda 77 ilmeğimiz oluyor. 3. sıradan 6. sıranın sonuna kadar. Yani 4 sıra boyunca Eksiltme artırma yapmadan her ilmeğimize tek tek batarak 77x olarak örüyoruz arkadaşlar. 3. sıradan 6. sıranın sonuna kadar 4 sıra boyunca. Örgümüzü örelim ondan sonra buluşalım. Evet arkadaşlar 4 sıra düzümüzü ördük. E, 77 ilmek olarak yavaş yavaş bedenimiz başladı burada. Şimdi 7. E, sıramızdayız. 7. sıramıza başlıyoruz. 7. sıramızda yapacağımız işlem şu. Ee, burası popo kısmı, burası da göbek kısmı. Tomun biliyorsunuz popo kısmında ve göbek kısmında bir e, çıkıntı var. Yani büyüklük var diyelim, potluk var. Şöyle önlü arkalı olarak. Burada birazcık göbüşü var, burada da birazcık popişi var. E, şimdi oraları e, artırmamız arttırmamız gerekiyor. Şöyle ki şu izalarda bir 4 tane burada, 4 tane burada. Toplamda 8 tane bir arttırma yapacağız. Nasıl yapacağız onu da? Şu şekilde işaretimizi yerine koyalım. Şimdi burada 4 kez 1 ve 1x yapacağız. Yani 1 ve yapıyorum. Yani bir tane çift battım. Bir tane tek batıyorum. İkinci çiftimi batıyorum. Bir tane yine tek batıyorum. Üçüncü çiftimi batıyorum. Sonra bir tane yine tek Ve son olarak dördüncü çiftimiz Yani 1X1V şeklinde Burada 4 tane artırma yapmış olduk arkadaşlar Formülümüzde o 1X1V 4 tane artırmamızı yaptıktan sonra 30X örüyoruz yani Onun da amacı ne 30X örerek şuradan şöyle Ön tarafa gelmek göbek kısmında da artırma yapacağız çünkü 30x olarak tek tek örüyoruz arkadaşlar ön tarafa gelene kadar ilmeklerimizi tek tek batıyoruz Arkadaşlar 30 dedim ama ben burada 32x yapacağım 2x daha öreceğim çünkü tam şu araya denk gelmesini istiyorum 30x de tam araya denk gelmedi e, O yüzden 32x örüyorum şu arada yine o 4 tane işlemimizi yapalım ee, şimdi 32x ördükten sonra yine 1V yapıyorum. Bir tek batıyorum. İkinci V'mi yapıyorum. Bir tek batıyorum. Üçüncü V Bir tek batıyorum. Ve dördüncü V 4 tane arttırmamı yapmış oldum. Böylelikle tam bu A kısmına denk gelmiş oldu. Göbek çıkıntımız şu şekilde burada olacak. Sonra kalan ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Bu 30 olabilir, 31 olabilir veya yani 29 olabilir. Yeriniz nereye denk geldiyse farklı farklı olabiliyor çünkü. Benim de 32 denk geldi. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimize tek tek batalım. 7. sıramızda arkadaşlar bundan sonra bir düz örmemiz var yine şöyle ki 8. sıradan 17. sıranın sonuna kadar yani toplamda 10 sıra 10 sıra boyunca eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz biz bu iki tarafta artırmayı yaptıktan sonra bu 7. sırada ilmek sayımız 85 olacak 77 ilmeğimiz vardı çünkü 8 ilmek arttırdık. 85 ilmeğimiz oldu. 85 ilmeğimizi 8. sıradan 17. sıranın sonuna kadar 10 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Böylelikle göbeğimizi ve popişimizi de elde etmiş olacağız. Yukarı doğru artık gövdemizi çıkıyoruz. Ondan sonra yine gereken formüllerimizi yapacağız arkadaşlar. 10 sıra boyunca düz bir şekilde ördükten sonra buluşalım. Evet arkadaşlar 10 sıra boyunca düzümüzü ördük. 17. sıramızı da bitirdik. Gördüğünüz gibi vücudumuz artık büyümeye başladı. Burası göbek kısmımız. Donmuş bir göbeğimiz olacak. Bu şekilde. Şimdi 18. sıramızdan devam ediyoruz. 18. sıramızda önce 5x tek batacağız. Şu arka kısım için Şöyle birazcık aşağı ineyim ekrana sığalım. 5 tane e, sık iğnemiz var öncelikle. 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördük. Şimdi sıra sonumuza kadar 1A6X yapacağız arkadaşlar. Toplamda 10 kez uygulamış olacağız bu formülü. Sıra sonunda 75 x'e düşeceğiz. 85 ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 75 ilmeğimiz kalacak. 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir kesiyorum. Kesemiyorum. Ben yine gizli azaltma olarak kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz normal azaltma da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 4 5 ve 6 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 10 kez tekrar etmiş oluyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 75 ilmeğimiz kalıyor. Ondan sonra da 3 sıra düzümüz var arkadaşlar. 18. sıradayız. Şu an 18. sırayı yapıyoruz. 19. sıradan 21. sıranın sonuna kadar yani 19, 20, 21, 3 sıra boyunca 75 ilmek olarak düz bir şekilde örüyoruz. Örgümüzü örelim ondan sonra buluşalım. Evet arkadaşlar 3 sıra düzümüzü de ördük. 21. sıramızın sonuna geldik. Şimdi 22. sıramızdayız. 22. sıramızda yine başlarken ilk 5 x'imizi düz örüyoruz. Aa, bu arada şu bacak kısımlarını dolduralım arkadaşlar bedenimiz çünkü iyice ilerliyor artık sonrasında dipleri doldurmak biraz zor olur o yüzden şu bacak kısımlarımızı şuraya kadar çok değil A, A birleşimine kadar doldursanız yeterli rahat örebiliyorsunuz daha da doldurabilirsiniz ben çekimde biraz zorlandığım için çok doldurmuyorum önemli olan o dip kısmı oturtturmak şu bilek kısmını oturtturmak sonrası zaten rahatlıkla da olacaktır şimdi 5x'imizi örüyoruz düz bir şekilde 4 ve 5 ördük ördükten sonra şimdi 1a 5x yapıyoruz arkadaşlar 1 azaltıyorum 5 tek batıyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar 1 azaltıyorum bunu bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 10 kez tekrar etmiş olacağız. Ve sıra sonunda 65x'e düşeceğiz. 65x'e düştüğümüzde yani 23. sıramızdan 32. sıramıza kadar toplamda 10 sıra. 65x olarak döne döne eksiltme veya arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Yani şuralarımızda ördüğümüz gibi düz bir şekilde öreceğiz. Ondan sonra zaten bedenimiz e, toparlanmaya başlıyor. Sonra kollarımızı ekleyeceğiz. E şimdi bu sıramızda e, 20, 22. pardon 22. sıramızdayız. Şu an 1A 5x yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 10 kez tekrar ediyoruz. 65x'e düşüyoruz ve sonrasında 10 sıra boyunca düz örüyoruz. Kolları birleştirirken buluşalım. Evet arkadaşlar 10 sıra düzümüzü ördük şimdi kollarımızı birleştirerek devam edeceğiz. Şurada şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi normalde bizim sıra başımız burasıydı yani en azından benim burasıydı. E sizin de buralarda bir yerde olabilir. sıramızı koltuk altına gelecek şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şuraya gelecek şekilde, şu yan kısma. Kollarımızı bağlayacağız çünkü. O yüzden sıra sonumuza gitmiyoruz. bir sorun olmaz, merak etmeyin. kol altında olacak şekilde Bırakıyoruz Sıramızı gördüğünüz gibi kocaman bir tomumuz ilerliyor bedenimize doğru artık tamamen bitireceğiz. Ee, şimdi kollarımızı ekleyeceğiz. Kollarımızda sağımız ve solumuz var. Nasıl belirliyorduk baş parmaklarımızdan. Ee, şu şekilde olacak baş parmaklarımızın yönüyle sağ kolumuz sol kolumuz şeklinde. Ee, kollarımızı bedenimize 5 ilmekle birleştireceğiz arkadaşlar. Göz kararı yapıyoruz tamamen ne yapıyoruz bedenimizi direkt bu şekilde ortalıyoruz yanlarımıza bakıyoruz burada 5 ilmek ve kolumuzu birleştireceğiz 5 ilmekle nasıl gelecek şu şekilde bir bakalım ilmeğin buradayken bir bakayım ee, şöyle denkleştirirsem hemen şöyle tuttum 1 2 3 4 5 şu şekilde buraya bağladığımı düşünürsem yerimiz uyumlu oluyor mu bakıyoruz hemen kolumuzun yeri uyumlu gayet uyumlu görünüyor yandan da öyle yandan bacak hizasında ortadan da uyumlu düz bir şekilde duruyor bunu da yine bu şekilde buraya koyacağız şöyle oluyor bir bağlayalım bakalım Olmazsa bir ilmek geri çekeriz. Bu kısımlar tamamen göz kararı ayarlamalar. Sayılar yerler birbirini tutmayabilir çünkü. Göz kararı ayarlarsak daha rahat ederiz. Herkesin yerine göre şöyle biraz aşağı indireyim de. Önemli olan kolumuzun düz bir şekilde burada durması, orantımızın düzgün olması, ilmeğimizi ona göre ilk ilmeğimizi ona göre seçelim. Bacağımız da aynı hizada olacak. Şuradan tekrar bir kontrol edeyim. Evet. Şuradan şöyle. Bağlamadan tam anlamıyla göremeyeceğim zaten. Bir ilmek yaptım. İkinci ilmeği bağlıyorum. Bir koldan bir bedenden alarak. 3 Dördüncü. Ve beşinci. Şimdi bakalım. Kolumuz nasıl duruyor. Şu şekilde koyduğumuzda Evet. Önden bir anormallik yok. Gayet düzgün. Yandan da öyle. Burası zaten birleşecek sonrasında. İlk sıramızı döndüğümüzde etrafından döneceğimiz için birleşecek. Şu an için doğru görünüyor. Şöyle tuttuğumuzda da aynen. Gayet uygun. Şimdi ilerletelim sıramızı. Diğer tarafa kadar örelim arkadaşlar. Direkt sonraki ilmekten başlıyorum. En son şu ilmeğe bağlamışım. Sonraki ilmekten başlayarak diğer tarafa doğru geçiyorum. Diğer kolumu ekleyeceğim. Hiçbir şekilde bir şey yapmadan düz bir şekilde ilmeklerimizi tek tek örerek diğer koltuk altına geliyoruz. Evet arkadaşlar diğer tarafıma kadar geldim. Burada da ölçüyü hemen şu şekilde belirliyorum. Yine aynı şekilde şöyle yapıyorum ve aynı hizalara gelen yere göre ayarladım. Şuradan 5 ilmeğim olması lazım ki bunun gibi aynı şekil yerinde dursun. Ee, bu da benim buraya denk geliyor. Hemen burada da kolumu alıyorum. Şu şekilde kolumuzu yerleştirelim. Şöyle bakayım. Oyuncak da büyüdü. Kameraya da sığmıyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle tutmam lazım. de şu görüntüsünü aynı ayarlamamız lazım ki sorun olmasın. Biri ileride biri geride durmasın. Evet, sanırım böyle olacak. Aynen şöyle bakalım yandan bacak izamızda. Şuradan bir bağlayalım bakalım. Kötü durursa düzeltiriz. tane koldan bir tane aldım bedenden bir tane birinci ilmeğim ikinci ilmeğim üçüncü dördüncü ve beşinci Evet kontrol edelim duruşumuzu duruşumuz doğru mu şuradaki duruşumuzun doğruluğu önemli hmm. sonraki sırada şunun şöyle birleşeceğini düşünürsek şu şekilde gayet muntazam duruyor evet Yerimiz uygun arkadaşlar. Kollarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi tamamen göz kararı. Gözümüze doğru göründüğü yere koyarak yapıyoruz. Bu şekilde yanlardan yine bacak hizasında. Önden böyle düz duracak şekilde. Arkamıza bakalım. Arkamızda aynı. Gayet orantılı. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi. Tam tur e, bunu bir döndükten sonra buradan böyle geliyoruz, dönüyoruz ve şuraya geliyoruz. Bunu tam tur bir dönelim. İlmeklerimiz yani şu önlerimiz arkalarımız bir iyice yerleşsin. Toplamda burada 100 ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Ona göre e, döndükten sonra sayalım ilmeklerimizi. Eksiğimiz varsa fazlamız varsa ona göre düzeltmelerimizi yapalım. Toplamda 100 ilmeğimiz olacak. Örelim bir buluşalım. Evet arkadaşlar kollarımızı ekledik. Şimdi ne yaptık? İlk kolumuzu ekledik, döndük, İkinci kolumuzu ekledik, geldik buraya ilk baş noktamıza. Ondan sonra ilmeklerimizi saydık, e, 100 ilmeğimiz olması gerekiyor dedik. Sonra bir sıra düzümüz vardı, bir sıra düz örerken e, tabii ki ilmeklerimiz fazla çıktı, <laughs> 104 çıktı benimki. O bir sırayı örerken de e, şu kol kıvrımlarında azaltma yaparak ben o dört tane ilmeği yedirdim. Sizde fazlanız olursa veya azınız olursa o şekilde bu kol kenarlarında hiç fark ettirmeden onları araya sığdırabilirsiniz. Şurada bir tane kestim, burada bir tane, burada bir tane ve burada bir tane toplamda 100 ilmeğe düştüm. Şimdi ikinci sıramızdan başlıyoruz burada artık kolları ekledikten sonra yine sıramızı başa çektik. İkinci sıramızdan başlıyoruz. Artık başlangıç noktamız ilk kolumuzu eklediğimiz yer arka tarafımızda değil e, ipimizi alalım şimdi bu sıramızda bir a8 x yapacağız arkadaşlar yani bir tane azaltacağız yine ben gizli azaltma tercih ediyorum bir tane azaltacağız 8 tane tek batacağız 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar bir tane azaltıyorum. Bunu tam 10 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bu şekilde dönerek 1A8x olarak 10 kez tekrar edeceğiz ve sıra sonunda 90 inmeye düşeceğiz. Ondan sonraki sıramızda da buluşacağız. Bu işlemi tamamlayalım gelelim 1A8x. Evet arkadaşlar 1A8x yaptık ve 90 ilmeğe düştük ben bu arada tomumu doldurdum artık çünkü yükselmeye başladık baya rahat öreyim diye doldurmuyordum ama sonrasında çok zorlanacaktım o yüzden doldurdum sizler de tabi doldurun şöyle güzelce sıkı sıkı doldurdum ilmekleri açmayacak derecede şuraya kadar şimdilik doldurdum sonra yine yukarı çıktıkça devam edeceğim doldurmaya evet 3. sıramızda devam ediyoruz Üçüncü sıramızda 1A 7x yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu yine 10 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda da 80 ilmeğe düşeceğiz. Hemen bir tane keserek başlıyorum. Ve 7 tek batıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar bir tane daha kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 10 kez kesmiş olacağız. 1 A 7 X olarak. Sıra sonunda 80 ilmeğimiz kalacak. E, 4. sıramızı da 80 ilmek olarak eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Her ilmeğimize tek tek batarak 80 ilmek olarak 4. sıramızı düz bir şekilde öreceğiz. 5. sıramızda tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 80 ilmeğimizi bir sıra düz ördük. Şimdi yeni sıramızla devam ediyoruz. 5. sıramızdayız. İşaretimizi yerine aldık. Şimdi 1 azaltıp 6 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani 1A 6X yapıyoruz. Bir tane azalttım. 1 2 3 4 5 ve 6 tek battım. Tekrar bir tane azaltıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. 6 sık iğne bir azalt olarak toplamda e, 70 ilmeğe düşeceğiz. Tam 10 kez tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Bir azaltı 6 sık iğne öreceğiz. Sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, 1A 6x'imizi bitirdik. Toplamda 70 ilmeğe düştük. Şimdi 6. sıramızdayız. 6. sıramızda 1A 5x yapıyoruz arkadaşlar. Bir kesiyorum. Ve 5 tek batıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar bir kesiyorum. Ve yine tek batacağız 5 tane. Bunu sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 60 ilmeğe düşeceğiz. Ondan sonra 7. sıramızı da 60 ilmek olarak düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 7 sıramızı 68 olarak e, düz bir şekilde ördük. Şimdi 8 sıramızdayız 8 sıramızı 1a 4x olarak örüyoruz. E, arkadaşlar ben artık iyice büyüdüm farkındaysanız ekrana sığmakta gerçekten zorluk çekiyorum. O yüzden bundan sonrasını biraz tarif ederek gideceğim örerek değil. E, 8 sıramızda 1 a 4x olarak e, sıramızı tamamlıyoruz Sıra sonunda 50 ilmeğe düşüyoruz. E 9. sıramızda 1a 3x olarak örgümüzü devam ediyoruz. 1a 3x'in sonunda da 40 ilmeğe düşüyoruz. Ondan sonra da 9. sıramızda bir sıra düzümüz var. Mantığımız zaten belli. İki sıra kesiyoruz, bir sıra düz örüyoruz. tekrar edeyim şöyle. 8. sıramızda 1a 4x 9. sıramızda 1a 3x 10. sıramızda 40x olarak düz bir şekilde örüyoruz. Ondan sonra tekrar buluşalım. Tekrar tarifleri vereyim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bedenimiz iyice tamamlanmaya başladı. Boyun kısmına doğru ilerliyoruz. Şimdi 40 ilmeğimizi bir sırada ördük. Düz bir şekilde. 11. sıramızdayız. 1A2X yapıyoruz arkadaşlar. 1A2X Sıra sonuna kadar tamamladığımızda e, toplamda 30 ilmeğimiz kalacak. Ben yine şöyle örmeye çalışacağım ama kamera karşısında biraz zor tabii ki. Çünkü oyuncağım çok büyüdü. Şu şekilde bir kestim. bir 2 ilmek örüyorum. Burada artık e, sıkı sıkı Örelim ki yani keserken delikler oluşmasın. Çünkü her bir kestiğimizde sıramız ilerlediğinde dolduruyoruz. Güzelce sıkıca. Şu kolların şuralarını oraya bir uyarayım sizin. Çok fazla doldurmayın arkadaşlar. Biraz böyle boşluk kalsın. Çünkü doldurdukça böyle kalkıyor. Böyle kalkmasını istemiyoruz. Hani şu anda bile şuraları doldurmam gerektiği için biraz kalkık oldu. Daha fazla buraları doldurmayalım ki havalanmasın kollarımız. Ben şimdi sizinle birlikte öremeyeceğim. O yüzden tarife devam ediyorum. Bu sıramızda 11. sıramızda 1A 2X yapıyoruz. 12. sıramızda 1A 1X yapıyoruz. Ve sıra sonunda 20X'e düşüyoruz. Ve yine bir sıra düzümüz var. 13. sıramızı da 20x olarak bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında bir bakalım boynumuz ne kıvama gelecek. Örüp buluşalım. Evet arkadaşlar 2 A 1 X yaptık. 1 A 1 X yaptık. Ve 20 X'e düştük. Bir sıra düz ördük. E, bu delik tamamen yeterli bizim için. Çünkü e, kafayı monte ederken e, plastik boru sokacağız. Ki kafamızı rahatlıkla taşıyabilsin. Çok sağlanmasın kafamız. Sadece ben burada bir sıra daha ee, dikiş içinde kolay olsun ve kafayı rahat tutsun diye bir sıra daha örmek istiyorum. İsterseniz örebilirsiniz, isterseniz örmeyebilirsiniz. Benim için daha rahat edecek öyle. Yani e, 13. sıramızı düz örmüştük ya. Bir 14. sıramızı da 20x olarak düz öreceğim ben. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Ee, sonra boşluklarımızı da yine silikonla dolduracağız. Bedenimiz burada bitti. Kocaman, tontiş bir bedenimiz oldu. Gördüğünüz gibi e, şu an için herhalde bir 30 santim vardır diye düşünüyorum. Hemen bir ölçeyim. Şöyle mezuremi alıp bakalım bedenimiz kaç santim olmuş. Şuradan şöyle tutarak bakarsak e, 30 olmamış. 25 santim falan. Herhalde kafamızla birlikte 35 santim olur diye düşünüyorum. Bakalım bittikten sonra tekrar ölçeceğiz zaten. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tom kedimizin göğüs beneyiyle devam ediyoruz bölümümüze. Ee, şöyle göğsünde, gri tonda bir beneyimiz var. Biliyorsunuz ki ben bu beneyi kendi tarzımda yapacağım. Daha kolay olduğunu düşündüğüm ve size de daha kolay anlatabileceğim düşündüğüm için ve daha kısa sürecek. O yüzden e, kendi tarzımda yapacağım. Yine biraz e, izleyenler bilir Sit'teki, e, Sit karakterindeki benek tarzında ilerleyeceğim böyle daha kolay olacak ve daha kısa sürecek şimdi başlayalım beneğimize benim tomum için herkes kendi tom vücuduna göre ayarlayacak tabi beneğinin sayısını ve ölçüsünü Çünkü hepimizinki farklı farklı olacaktır benim tohum bedenim için 26 zincir yeterli onu şimdi şöyle kenara koyayım 26 zincir çektim ben Hatta şöyle de göstereyim üstünden şu şekilde bu ebatta bir benek benim için uygundur. Şu şekilde yukarı doğru ilerleyeceğim. E, 26 zincir çektim. Beneğimi sık iğne ya da trabzon değil de e, sahte trabzon dediğimiz bir trabzon şekliyle örmeyi düşünüyorum. i̇lmek olarak çok güzel gözüküyor. Sık iğneye de benziyor. Hani ne sık iğne ne trabzon gibi duruyor. O yüzden şöyle ilmeği üstüne aldım. Ve batıyorum zincirime. 3 tane ipim oldu burada. Hepsini birden çekiyorum. Buna sahte trabzan diyoruz arkadaşlar. Yine ilmeğimi üstüne alıyorum, battım, çıktım. 3 tane ipim var. Hepsini birden çekiyorum. Bütün e, sıramı bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Böyle bakın, bunun örgüsü bu şekilde duruyor. Yani ne tam trabzum ne de tam sık iğne. Hem böylelikle daha çok ilerleyecek. Ee, ölçümüzü büyütmek. Sık iğne olunca çünkü bayağı örmek gerekiyor. Hem de duruşu güzel olacak. O yüzden Trabzon oyunca da biraz fazla e, gevşek olabiliyor. Araları falan delikli olabiliyor. Daha sıkı olsun diye bunu tercih ettim. Bu çok daha güzel duracak. Evet bunu Şimdi ben de daha önce örmedim. Sizlerle birlikte örüyorum bunu da. Ee, o yüzden tam olarak kaç sıra yetecek bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bu videomuzda biraz izleyeceksiniz. Ee, şöyle baştan bir 10 sıra kadar bir örelim, bakalım nereye kadar geldi. Ona göre ölçümüze devam ederiz. Çünkü şuradan sonra bir azıcık toparlamamız gerekecek. Sonra şurada falan keseriz muhtemelen. Çünkü böyle bir iki tane tepecik yapacağız başına. Ee, o yüzden de e, şu an için tam bir belirleyemiyorum sıra sayısını. Bir 10 sıra örelim. Ee, ona göre karar vereceğiz gerisini arkadaşlar. Bunu biraz böyle. Deneme yanılma yöntemiyle yapacağız. Birlikte. Evet 10 sıra kadar ördükten sonra. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sıramızı ördük tamamladık. Başa geldik ya. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Tekrar sıramıza devam ediyoruz. Bu şekilde yani aşağı dönmüyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Yani yukarıya doğru tırmanacağız. Aynı bu şekil. Geriye döndüm devam ediyorum bütün ilmeklerime batmaya. Hepsine tek tek batarak tekrar sıra başına doğru ilerliyorum. Sıra başına geldiğimde yine bir zincir çekeceğim. Tekrar geri döneceğim. Bu şekilde böyle yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar. Örgümüzü örelim, unutalım. Evet arkadaşlar 10 sıra demiştik. 10 sıra bir örelim bakalım dedik. 10 e, sıra bana yetmedi. O yüzden 15 sıra ördüm. E, ölçüm tam olarak onu gerektirdi. Şöyle göstereyim size de. 15 sıra ördüm, buraya kadar geldim. Şimdi burayı biraz toparlamamız gerekiyor. Azıcık şöyle bir kavis verelim. Şimdi bu sırada ve bu sırada birer tane bir kesme yapacağım. Ondan sonra bir sıra daha herhalde yerim kalacaktır düz örmeye. Sonra benekimiz olacak şöyle, yani benek derken kavisimiz olacak. Şimdi o kesmeyi de göstereyim size. Gerçi standart usul. Hemen ikinci ilmekten devam edeceğiz. İlk ilmeğe batıyorduk. İkinci ilmeğe batarak yapacağız bunu. Tersime döndüm. Birinci ilmekten değil ikinci ilmekten batıyorum. Böylelikle bir ilmek kesmiş oluyoruz burada. Biraz kavis vermiş oluyoruz. Bu sırayı bu şekilde ilerliyorum. Diğer sıra başına geldiğimde Peria ipin her zamanki takılma sorunları. Diğer sıra başına geldiğimde bu sırada da yine aynı şekil ikinci ilmekten batarak diğer başa ilerleyeceğim. Böylelikle iki taraftan da aynı ölçüde kesmiş olacağım. Yani buraya geldiğimizde zincir çekip döndüğümüzde yine ikinci ilmekten batacağım. Onu da bir yapalım. Ondan sonra bakalım yerimiz kalırsa bir sıra daha düz öreriz. Kalmazsa da kavisimizi yapmaya başlarız. Örelim bir gelelim. Evet, iki baştan da kesmemi yaptım. Ee, şimdi sanırım iki sıra kadar bir yerim var. İki ilmek kadar yer alıyor. Ee, dolayısıyla şuraya kadar gelir. Bu da bana yeterli olur zaten. Şurada şu kıvrımı yapmaya. O yüzden iki sıra daha öreceğim düz bir şekilde. Ee, ondan sonra da kıvrımı yapmak için buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki sıra daha düz ördüm. Ee, bu şekilde tamamlamış oldum benim boyunu. Şimdi şu yanlarından şu şekilde bir sık iğne geçelim. Şöyle düz olsun. Bakın böyle kıvrımlı yayanlarımız. yanlarımız. Onları düzeltmek adına hem böyle daha muntazam duracak. Ee, şöyle göstereyim. Daha muntazam duracak ve kenarları daha güzel oturacak. Dikerken de rahat edeceğiz. Şöyle bir sık iğne olarak geçelim kenarlarına. Ondan sonra da yukarıda e, kavisimizi yaparız arkadaşlar. Şu şekilde birbirine yakın olacak şekilde bulduğumuz boşluklara şöyle bulduğumuz boşluklara batarak düzenli bir şekilde sık iğnemizi geçelim tüm etrafına buraya böyle dönelim buradan böyle gelelim şuraya ta ki şu köşeye gelene kadar böyle bu şekilde sık iğne örelim Ondan sonra bu köşeden sonra artık yukarının kavisini yapacağız. Bunu bir örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenarlarından sık iğnelerimizi geçtik. Bakın bu şekilde gayet muntazam oldu. Hem şeklimiz biraz daha düz oldu. Hem de güzel görünüyor. Yanlarda biraz e, böyle yasmış oldu. Dikerken de güzel yerleşecek vücuda. Şimdi e, şuradaki göz potluklarımızı yapacağız. Yuvarlaklarımızı mı diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. E, burayı trabzan olarak öreceğiz, ikili trabzan olarak öreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde hemen köşedeki ilmeğimden batıyorum, bir ve iki kere de çıkıyorum. Hatta buna çift batalım ki köşeyi dönmek kolay olsun. Köşelerde biliyorsunuz çift batmamız lazım kasmasın diye. Şimdi sıradaki ilmeğe yine ikili trabzanlarımızı yaparak devam ediyorum. Bu örgüyü ikiye böldük şu şekilde. Benim 16 ilmeğim vardı zaten. Böyle katladığımda 8 ilmek kalıyor. İkiye bölüp böyle ortasını belirledim. Bu şekilde işaret koydum. Onu başta söylemeyi unuttum pardon. İşaret koydum ki hani ortaya geldiğimde düzenli olarak bir yerim olsun diye. bak Kolaylık olsun diye saymakla uğraşmayalım. Şimdi bu şekilde ikili trabzan olarak devam ediyorum. Evet. Şöyle bir tane daha. Evet geldik. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne. Şu arayı büzelim diye. Yani arada bir yuvarlık sağlasın, yuvarlaklık sağlasın diye. Aslında bunu cc yaparsak daha güzel bir yuvarlaklık olur. Bir de onu deneyeyim. Hemen bir bakayım cc ile nasıl olacak. cc dediğimiz ilmek kaydırma yöntemimiz. Çok mu düzdü acaba? Bakalım. Yo cc güzel oldu. Daha iyi oldu. Cc yapalım arkadaşlar. Dal yurdu. Sık iğne de oluyor. Cc de oluyor. Hemen bir tane zincir çekip şuradan devam edeyim. Sıram şurası. sıramın sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde ikili trabzanlar yaparak yine şuraya da şu köşeye dönmek için yine buraya çift batıyorum Evet. Buraya yine bir sık iğne yapalım. Şöyle kıvrımımız olsun diye sık iğnemizi de yaptık. Şimdi bu ilk sıramızda ilk sıramızda şeklimizi verdik. Şimdi ikinci sıramızda biraz daha yükselteceğiz onu. Şöyle hemen geri dönüyorum. Başta önce bir iki tane sık iğne devam edelim. Tam şu köşeden yukarıya doğru çıkalım. Eli ipimiz bir takılmasa keşke. Maksat şey hani şu tepeye gelip e, ikili trabzan yapmak ki biraz daha yükseltebilmek. O yüzden şu yanları sık iğne olarak geçelim. Şu şekilde. Şuradan şöyle herhalde iyi gelecek diye düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Trabzanlarımızı yapmaya. Allah'ım. Allah ım. Tekrar başa kadar şu arada cc yaptığımız yere kadar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet. Bir tane daha yapacağım sanırım. şöyle cc yaparsam önden görüntüsüne bakalım. Şöyle şöyle çekiştireceğiz onu zaten. Evet. Şu önemli olan arayı kapatmamız. Tekrar devam ediyorum trabzanlara. bakalım yine. Yani i̇ki sıra yeterse iki sırada bırakırız. Yetmezse bir sıra daha trabzan yaparız. Yükseltimizin durumuna göre ayarlamış oluruz onu. Bunlar zaten tamamen göz kararı. Gözümüze nasıl güzel gözüküyorsa yaptığımız şeyler. Ne çok bir formüle ihtiyaç var. Ne de çok bir sayıya. Ona göre yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. E, baktığımda benek biraz gözüme az gözüktü yani şu kıvrım kısmı. E, o yüzden bir sıradan geçelim diyorum ben. Sizin iyiyse geçmeyebilirsiniz ama ben bir sıra daha geçeceğim. Hani biraz daha yukarı böyle çıkmasını istiyorum. Şöyle size göstereyim tomun üstünde. Şöyle koyduğumda şu şekilde hani bir tık daha şöyle yuvarlak olsun istiyorum. Şuradan hatta şuraya kadar sık iğneyle gelip şuradan birkaç tane e, trabzan yaparak büyüteceğim e, Benim için öyle daha hoş gözükecek Çünkü çok fazla böyle Çekerek yapıştırmak istemiyorum e, Trabzan tarzı ördüğümüz için Trabzan diyorum sürekli buna Trabzon tarzı ördüğümüz için e, Delikler açılacaktır Sık iğne olsaydı çekiştirebiliyorsun ama e, Trabzonda çok fazla delik açılır O da hoşuma gitmez O yüzden de çok çekiştirmeden yapacağım Ama birazcık daha Tepeye ihtiyacım var Ondan kaynaklı bir sıra daha geçeceğim. Ee, onu da dilerseniz yine de göstereyim benim gibi olan arkadaşlar için. Eğer beni benim tarzımda yapıyorsanız e, muhtemelen ihtiyacınız olacak zaten. Şu kenarları hemen yine sık iğne olarak geçiyorum. Şu şekilde bir azıcık şu ortaya gelene kadar sık iğne yaptım. Şimdi burada ikili trabzan olarak devam edelim. Birazcık daha tepemizi yukarı çıkarmış oluruz. Ay. Bakayım. Aynen. Biraz daha yükseldi böylelikle. Evet bir tane daha var şurada. Böyle bu şekilde ay Allah'ım nasıl dolandım? Neyse baştan yapayım <laughs> Bu şekilde böyle bir tepecik daha yaparak şurada hemen bir cc yapıp aradaki boşluğu vereyim. Yine ilk ilmeğime batarak devam ediyorum. Çok çıktım. Böyle yapayım devam ediyorum trabzana sıra sonuna kadar gideceğim sıra sonunda zaten bitecek şurada tabi e, şuraya kadar trabzan yapacağım buradakileri sık iğne yapacağım kenara da bağlayacağım Ondan sonra beniğimizin de işi bitmiş olacak arkadaşlar e, artık tomumuzu tamamladık bütün parçalarımızı hiçbir eksiğimiz kalmadı e, bütün her şeyimiz burada e, kafamız var. işte burnumuz, ağzımız, kulaklarımız, e, gözbebeğimiz, kuyruğumuz. Tüm parçalarımız tamamlandı. O zaman ne yapıyoruz? Tomumuzu artık birleştirip şekillendirmeye geçiyoruz. Yani dikiş videomuza başlayacağız bir sonraki bölümümüzde. Tomumuzu e, tom kidi haline getireceğiz. <laughs> Öyle diyeyim size. Evet. Dikiş bölümümüzde görüşmek üzere. Umarım keyifli bir örgü olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Özellikle benek konusunda. Benek konusunda hala biraz çalışmam lazım. E, o konuda biraz sıkıntı çekiyorum. Affınıza sığınıyorum artık. Umarım rahat rahat anlatabilmişimdir. E, rahat rahat örmüşsünüzdür. Zorlanmadan, keyif alarak. E, teşekkür ediyorum. Beni tercih ettiğiniz için. Dikiş videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.